Herkese selam. Diyoruz ya arabaları seviyoruz diye. Bugün benim doğum günüm. Ama arabayla uğraşmaya engel değil. Sabah işe gideceğiz. Dünden halletmedim şu tamponu koyayım. Patronun bagajının açık olduğuna bakmayın. Bu pek patrona sığacak bir şey değil. Pasta bile zor sığıyor, göreceksiniz. Çarpmak ve yamultmak istemiyorum. Biraz zor oluyor sabah sabah. Evet. Koyalım. Eşim işe gidecek. Ben patronla gideceğim. Arabayı bırakacağız ama sadece bu değil. Birçok şey yapılacak. Böyle koyduğuma bakmayın. Çünkü zaten boyası değişecek. O yüzden gelişi güzel koyuyorum. Sadece önlerine bir şey koymam lazım. Yurt dışı bir tampon bu. Ama yurt dışında çıkma. Plakaları bak. Değişik bir malzemeyle sabitlemişler. Değişik, hoşuma gitti fikir. Evet. Bunun yanında birkaç şey daha yapılacak. Bakalım. Eğer şansımız yaver giderse. Sürpriz. Şimdi OBD'den BMW'nin satırlarına bakılıyor hayalet için. Tampon geldi Passat'la. Oraları çekmedim. Tamponumuz bulmak çok zor. Ve gerçekten de elinde olan da çok para istiyor. Normal bir setin fiyatına geldi bu. Bu orijinal BMW. Bir arabadan sökme, yurt dışı bir araçtan. Tayvan setlerin, mesela F30 için bir Tayvan setin tamamının fiyatına çıkma tamponu alabiliyoruz. Neden? Orijinali 10 bin lira. Arkanın çıkması yok. Arkayı şimdilik difüzör yapacağız, siyah. Piano Black. Yani herhalde bir önümüzdeki zamanlarda arka tamponu da alacağım. Şey yapmak istemiyorum, görüntüsü çok kötü değil. Ne bileyim, şimdilik dursun dedim. Ama onu da alacağız da, onu orijinal almak gerekecek gibi çıkma hiçbir yerde yok. Pek düşmüyor da, kaç aydır takip ediyorum. Dediğim gibi 10.000 TL ve şeysiz. Yani ekstra aksesuarları hariç. Neyse, yapacağız bir şeyler duruma göre. İşler sürüyor. Enes burada. Enes'i EcoMaster videolarından ve Tiguan testinden bilirsiniz. Gerçi Tiguan testimiz çok izlenmedi ama güzel bir araba o. Enes Formatik E220'ler getirdi. Ama muhtemel siz izlemiş olursunuz. Tabii bir şey çıkmazsa bugün, çünkü çok muallakta. Az önce haber geldi. Ünal Hocam'dan buradan selam çekiyorum. UD Custom Works. Instagram'ını aşağıya bırakmış olurum. Airbag ile ilgili şikayet ediyordunuz. Çalışır mı, çalışmaz mı, dikişleri acaba falan diye. Ünal Hocam sürekli Ar-Ge yapıyor. İleride inşallah antrasit tavan veyahut da arabanın için rengini değiştirirsek, bu arabayı tutarsak çalışabiliriz. Bana telefon etti, konuştuk. Bizim de bir işimiz vardı, bir direksiyon işimiz. Airbag'imizdeki o şekiller, işte şüphelerinizi tamamen giderecek yeni bir dizayn yapıyormuş. Airbag'imizde söktük. Bugün denk geldi, yani çok hızlı gelişti. Söktük, şimdi İstanbul'a gidiyor. Yeni dizaynıyla sizlerle olacak inşallah. Bebekte de hepsi geldi abi. Bunlar da masanın üstünde güzel duruyordu. Seyit abinin yanındayız. O günden, son videodan üzerinden 2 gün geçti. Böyle işte, yavaş yavaş. Bunlar güzel oldu. Bir takacağım abi, bir şeye bakacağım. Hoşuma gitmezse dizayn, evet. Folyoyla, molyoyla değiştiririz. Bunlar kolay. Hani tamponumuz çıksın kutası. Da. Evet, tampon çıksın da. Bunları orijinal aldık abi. Evet, zaten ben de aldım. Bu sol taraf kapalı aldım da, sağ açık aldım. Çünkü orada şey var, intercooler hava girişi var. Daha iyi havası. Yani önünü kapatırsak dedim şimdi, evet. Orijinal olmaz. Öyle olunca uzaktan bakınca sanki biri açık biri kapalı ama orijinali öyle. Yani Türkiye'ye gelenler böyle abi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, BMW Grup şey zaten yan sanayisi yok. Üretilmiyor. Olsa alırım. yok yani orijinal parçayla. Orijinal başka oluyor. Hı-hı. Toplamak istiyoruz. Aynen. Yerine oturur. Şunlar da navigasyondan dolayı bagajda duruyor. Antenle ilgili bir sıkıntı yaşadık. O hani diyordun ya abi sökük diye. İşte navigasyon anteni uymadı da onu uyduracaklar. Şimdi bir uğrayacağım. Bunlar da şey. Kromları. Kaşlar.
Aslı bunlar için yapıyorsun aslında değişiklik o. Çok değiştiriyorum. Abi. Aynen. Hani ister bagajda dursun abi. Olur. Kalabalık olur. Etmesin. Tamam. Ya fark etmez. Yok, çünkü zaten en son montajı şey diyorum beraber. Merak ediyorum. Cumartesi sabah gelirim ben erkenden sanayiye. Cumartesi benim çırağım olacaksın abi. Ha olur mu abi? Ayıp ettin. Tamam getir. Getirdim. Yapmadığım şey değil abi. Şöyle atıyorum. Gösterge falan duruyor da inşallah temizce halledeceğiz. Tamponu göstereyim ben millete. Bosmer de şaşmazdı işte. De aşağıda arkadan giriş var kaportaya. Seyit abi orada. Abi sen görüş eğer şeyse telefon. Ha. Tamponumuz da böyle. Bu tabii şimdi kaba hali. Bu zımparalanacak. Önce bir ön zımparalandı üstündeki boya. Şu şeyler üstündeki atılmış olan boyanın yüzeyi düzeltildi. Yeni boya atılacak çünkü altına. Ama işte tamponda küçük küçük taş vurukları vesaireler de oluyor ya. Onlar gözükmesin diye biz şey yaptığımız zaman nedir o? Arabayı yani boyadığımız zaman o girintili çıkıntılı gözükmesin diye böyle şey yap değil mi abi? Macun evet. İllaki. Evet. Komple zımpara oldu. Önce fibre çekti. Bir daha zımparalanacak bu. Tabii bu zımpara olacak. Onu sonra tekrar kontrol çekecek. Onu sonra bir daha olacak gerekirse. Astaracak. Astaracak. Tekrar kontrol zımpara. Onu sonra fırına boyayacak. Çünkü yani kusursuz gözükmesini istiyoruz. Tabii. Öyle olunca adam gibi. Taşlarla falan gözükmesin. Aynen. Ellerinize sağlık. Kapağı falan alışmış. Tarçması falan çok güzel. Tabii. Evet bir de şey. Şu size onu göstereyim. Yani tampon çıkma olunca bütün malzemeleri gelmiyor. Şunu biz sanayide ürettik. Şu an hiç parçası yok. Biz şunu sanayide ürettik. Ayak da yapıldı şey için. Davulmaz için. Şu ayaktan olması gerekiyordu ama bu ne yazık işte çıkmadı. Her zaman her zaman. Çekim almışlar. Ama şunu söyleme hani bulabildiğim en iyi buydu. Evet. Hani bir tane aldık. Instagram'dan bilen biliyor o tampon rezaletti. Şu parça yoktu onda. O yoktu. Şu paramparçaydı abi burası. Bir de şunun tırnak bağlantıydı da kırıktı abi. Aynen hiçbir şey yoktu. Evet. Aynen bu yani bu şey ya. Çok temiz abi. Temiz. Hani bunun tek bir sıkıntısı var içinin parçası olmaması. Aynen ama çok şükür hallettik ya. Evet. Hani yok, bir şekilde. Sıkıntı yok abi. Bu şey sen kulağı da onarmışlar. Takınca göreceksin abi. Aynen video çekmiyorduk. İçeride M Festivali var arkadaşlar da. Yok yok ya siz geyiğinizi yapın. Şey yapmayın. Bu arkadaş... Geyik. Neyse kaçtı. Batuhan kaçtı. F82 var M4. Burada Batuhan'ın arabası. E46 var. Manuel M3. 2000 değil mi bu? 2001. O da şey. Burada bir tane de E92 M3 var. Öyle mi diyoruz abi? Yanlış söylemem değil mi? Güzel yani. Ortam biraz fantastik arkadaşlar. Evet. Şimdi sizin vasıtanızda şantaj yapacağım. Bana bu arabaları videoya verin diye. Arkadaşlar bir çalıştıralım dedim ya. Bir nasıl oluyormuş? Biz de bakalım. BMW'ci izliyoruz. Bu 8 değil mi abi? 8. Soğuk. Ortalamayı gördüm bir kendime geldim ya. Benimkinden 1 litre düşük. yüksek pardon. Bu güzel abi. Allah Allah. Normal değil mi abi bu? Oh. Egzoz var mı? Kendi şeyi mi? Farklı bir şey bu ya, valla. Makyajlı. Valla güzel. Neden olmasın ama yok işte. Bu arabanın koltukları da şey, orijinal BMW ama bucket seat de şey, orijinal M performans değil mi abi? Bizim ortam böyle, bir aydır da. Video çok çekmiyordum. Herkes geriliyor. Birbirimize alışınca dedim hadi biraz video çekeyim, şey yapayım. Bu araba hala satılık isteyen.
VKN 84. 40. yıl 2015'miş bu da. Kaçta? 15 binde mi? 20 binde miydi? 20 binde. Patron var. Farikamalar yok. yarın işte boya karılacak. Video çekebilirsem çekerim ama yarın sabah ustanın arabayı alacağım. Benim araba ustada kalacak öğleye kadar. Şeyi çektikten sonra, boya karıldıktan sonra alacağım. Çıkışta belki uğrarım. Cumartesi sabahı oluyor. Cumartesi günü Allah'ın izniyle montajı yapacağız. Bakalım. Ha, arkadaşlar seviyor abi ya. Bana attı o resmi biliyor musun? Ha, attı. Vallahi bugün cuma arkadaşlar. Geldik. Ustam sağ olsun yeni tanıştık. Astara atıldı. Atılmış. Tabii onlar akşam 8'e kadar çalışıyor ustalar. Sağ olsun. Allah razı olsun. İşte siz laf edeceksiniz kesin de. Videoda biraz önce izlediniz. Bu macun döner vesaire olmadı mı? Bu adam gibi çıkmaz arkadaşlar. Taş izi var. Eski şey ama jilet gibi olmuş. Daha da iyi olacak inşallah. Allah nasip ederse boyanacak. Patron buradaydı bugün. Rengi karar verildi. Şey arkadaşlar soruyor abi diyorlar ki hani genç arkadaşlar abi merak ediyoruz işte boya işi nasıl oluyor? Öncesinde neler yapılıyor diye. İşte mesela boya yapılması için abi şey değil mi? Boyacıya gidip. Boyacıya gidiyor. Önce zımpara oluyor. Hı-hı. Macun çekiliyor. Tekrar zımpara oluyor. Evet. Ondan sonra tekrar astar atıyor. Tekrar kontrol zımpara. Hı-hı. Tekrar kontrol ondan sonra en son boya. Üstüne de vernik. Anladım. Boyayı atarken de işte arabanın hani görerek yapmak daha yani, mantıklı uyması için. Renk sıfır olmadığı için belli bir yaş geçtiği için. Aynen. Tonu farklı. Tabii. Hatta kıram kıram boya gidip renk yapıyor. Yurt dışında şey dediler abi. Bu M5'lerde Alpin beyaz diye bir beyaz varmış. Alpin beyazın 7 çeşidi varmış. Yani boya kodu aynı ama 7 evet. Ha ama 7 çeşit Alpin beyaz varmış. Standart. Hı hı. Şey aç. Mavisi var, yeşillisi var. Aynen. Varyantlar çok. Öyle olunca da görerek yapmak çıkıran, daha mantıklı. Tram tram yapıyorlar. Ondan sonra arabaya göre uyum. Bakılıyor güneşin altında. Işıkta gördüm Allah makineyi. Bilmiyor ya. Ayrıca Şintizler yazıyor arkada da. Bilemedim. Alo. Enteresan. V-Weekend etkinliği varmış İstanbul'da. İstanbul Park'ta. Ben de şimdi arabalar yükleniyor ona denk geldim. S13 galiba, Silvia falan var. E30'lar var. Oo, E23 var önde bir tane. Batuhan var burada. Yasin var. Ne haber abi? Senin makineyi de yükleyecek misiniz? Abi ha, biz bu kendi çekicimize koyacağız. Ha öyle mi? Siz de çekiciydi. Yani. Şunu trafikte gördüm de. Hoşmuş dedim. Işık da yanımdaydı. Şu S13 mü ya? S13 mü deniyor buna? Değil mi? Önde de E23 var. 6. İlk 6 kasa o. En öndeki. Çok tatlı araba ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Yalnız abi fazla kasmışız ya. Yani sağlam. Etkinlik sağlam valla. Bayağı bir makine var. Alpine var orada bir tane. Bayerisch Motoren Werke 3.32 Alpina E30. Yukarıda da güzel iki tane makine var. Tam bilmiyorum ona. Turbolu galiba. Şey de 911 var herhalde. Hoşdur hocam. Biz gidemiyoruz. Program yapmadık. Ama ha bu şey bu drag aracı ya. Paraşüt mü var? Bir şey var arkada. Ama E30, Evo güzel Evo. Hoş. 101 jantlar da var üstünde. Bayağı hoş, bayağı güzel. Ankara. Arabalar güzeldi. İstanbul'a gidiyor arabalar. Ama biz patronun işleriyle uğraşacağız. Sona geldik. MM Performans Şaşmaz'dayız. Etimeskut diye geçiyor. Bahçekapı Mahallesi burası. Zaten hani yeri çok belli. İkinci kavşaktan sola dönünce çoğu kişi biliyor zaten BMW retrofit, BMW'ye bir şey taktıracağız dediğiniz zaman. Tamponumuz emanet şu an. Farikamalar boyanacak yeni tamponla beraber gördünüz az önce. Ona bakmıyoruz. Ne yaptık? Ne yaptık noktasına gelince gerçekten çok şey yaptık. Dediğim gibi bu videonun başlarında F kasa bu araba ama 2012'den önceki F kasalarda
bu yeni donanımları çalıştırmak gerçekten çok sıkıntı. Öyle olunca da Mert sağ olsun bize büyük destek verdi. Neden? Çünkü şu görüntü çok güzel. Şu görüntü çok güzel. Bu görüntüyü yakalayabilmemiz için hani ne oldu ilk başta? Hatta ben dışarıya adı burada dursun. Şu görüntüyü yakalayabilmek için biz bunu taktık tabii ki. Yani bu takılıyor. Bir düşük kilometreli bir gösterge bulmamız gerekiyordu. Çünkü bunların göstergeleri sıfırlanamıyor. Arabadan yüksekse yükseltiyor. Onda sıkıntı yok ama düşükse takılamıyor. Temiz bir gösterge bulundu yurt dışından. İşte kilometresi düşük. Sıfır gibiydi hatta. 30 binde bir arabadan sökülmüş. İşte bunu taktık. Abi taktık. Şeyler çalışmadı. Yani şu bakın sıfır daha büyük. İşte şu devir saati daha büyük. Bu animasyonlar çalışmadı. Normal gösterge gibi gözüküyor. Tamam hani sport mod bilmem ne de böyle olması gerektiği gibi gözükmüyordu. Şimdi size göstereceğim. Mesela şu an bakın Sport Plus. Sport ve sport olduğu zaman şu şey değişiyor. Kırmızı oluyor. Hızlı göstergesini ortada gösteriyor. Eğer şanzıman işte D modundaysa ayrı, şey modundaysa, sport modundaysa burada gösteriyor. Devir saati de değişiyor. Bu gelmedi. Ondan sonra işte benim arabada normalde normal diye bir mod var. Comfort diye bir mod var. Ama tabii o biraz eski geliyor. Comfort Plus normalde. EDC'si yani elektronik amortisörü varsa Comfort Plus olmalı. Mert sağ olsun bunları kimse uğraşmaz. Çoğu kişiye de senin arabana uymaz deyip geri göndermişler eski arabalarda. Mert bunu tek tek bir gün boyunca uğraşarak yaptı sağ olsun. Sonra biliyorsunuz bizim navigasyonumuz açık değildi. NVT'ye döndük. Ama bunun da uygulaması çok zor oldu. Burnumuzdan getirdi. Bu anten takıldı. Bizim 7'lerin ön camları kendi içinde yani camın kendinde UV filtresi varmış ve GPS sinyalini geçirmedi. Arabada orijinal navigasyon olmadığı için iç hat tepe anteninden alıyormuş ve 2000 TL o. Onu bir şekilde çözmemiz gerekti. Mert onu da çözdü sağ olsun. Yani Mustafa Bey sökme takmayı kendi yapar zaten MM Performance'da. Mustafa ve Mert beraber çalışıyorlar. İşte Mustafa Bey M4'e biniyor. Orada bir tane M3 var. Mert biniyor veyahut da ortak biniyorlar. Kendi 5 serileri de var. Dükkanın önünde duruyor. Bayağı bir BMW cenneti burası. Ve gerçekten kendileri uğraşıyorlar yani sağ olsunlar. Benim de hani bu arabada F serisinin erken seriler olduğundan dolayı ciddi sıkıntılarım oldu bu montajlar konusunda. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Yani yavaş yavaş sindire sindire forumlardan arayarak bir şekilde sıkıntıları çözdük. Tabii NVT olunca bu dokunmatik arkadaş geliyor. Şu görüntü gerçekten tamamladı. Tabii şimdi biz yeni bitti montaj. O yüzden bir temizlik yapacağız ama yani şu görüntü 7'ye yakıştı açıkçası. Hani spor koltuğuyla siyah vites koluyla, şunla bunla işte hayalet göstergesi vesaire bir araba kendine geldi. Burada tabii bizim arabaya has bir şey, bu motor çalışmadığı için bu ışıklar yanıyor. Şöyle motoru çalıştıralım. Şurada mesela bir şey dikkatinizi çekecek. Zamanla yani bu araba çok yaktığı için şu 30'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi 20'de sınırlanmış da biz dedik moralimiz bozulmasın. İlk taktığımızda burada 30 gözüküyordu. Maksimum hani şu yakıt göstergesi. Şu harflerin büyüme olayı da bak gördüğünüz gibi. Mesela şu 3-4 büyüyor falan. Bu süratte de aynısı. Çok zevkli. İşte bizim arabayı taktık 30 litre gözüküyor falan filan moralimiz bozuldu. Şimdi onu 20'ye tekrar normale getirdik. İşte navigasyonumuz şu an şeyde olduğumuzu gösteriyor. Çalıştığını göstermek istiyorum size. Harita görünümleri, sürüş yönü, ondan sonra şuraya. Şu bölünmüş ekranda istediğiniz şeyi görebiliyorsunuz. Bunlar çok hoşuma gitti. Yani arabaya yeni bir şey kattı. Yani bana yeni bir heves kattı açıkçası. Burada yeni 2018 harita yüklendi. Yani bunlar hep emek işte. Bunlar emek sağ olsunlar. Güzelce, gönlümüzce oldu ama bu süreçte işte şu dizliği takmak zorundayım. Bu ara 10 gündür gel git işte yoğun geçiyor. Arabayı getiriyorum, arabayı götürüyorum. Sürekli mücadele. Dizlerimizi birazcık mücadeleye kaybettik. Biraz ağrı var. Zor yürüyorum falan. İşte arabadan zor iniyorum diyorum ya. O kendini belli etti. Bugün dizlikle yürüyebiliyorum ama
galiba yarın da siz saniyeler, dakikalar sonra göreceksiniz. Tamponu da halledersek arabaya tekrar ısındık. Çok da satmayı düşünmüyorum artık. Yine belli olmaz. Yani ben biliyorsunuz böyle araba satma konusunda ani karar alan bir adamım ama gönlümüzce oldu. Sağ olsunlar, desteklerini esirgemediler. Bundan sonra belki şu siyah detaylar var. Bakacağız. Tabii videonun başında bir espri yapmıştım zaten. Estoril burada. Abi teşekkür ederiz. Eyvallah. Bıktılar benden artık. Başladık tamponu arkadaşlar. Seyit abinin yanına geldim. Seyit abi sabah yine döktürüyordu, bir şeyler yapıyordu. Başladık. Şimdi şey yapılıyor. Ben size anlatayım, çok göremiyorsunuz da. Tesisatı üstünden alıyoruz tamponu. Ayakları onda da varmış değil mi abi? Tamponla beraber geldi öbür tamponla. O yüzden bu ayaklarını almamıza gerek kalmadı. Zararsız çünkü, zarar görmemiş. Bize zarar vermedik oralar abi. Ellerinize sağlık. Yarın bir şey o zaman tamponu tekrar kullanalım. Aynen, tamponu geri takabiliyoruz. Park sensörlerini boyamadık. Çünkü ben onu düşünememiştim. Seyit abi dedi, yani sensörde fazla boya oldu mu görmüyor dedi. Haklı olarak. Şey hoşuma gitti. Instagram'dan paylaştın da benim ismimi yazmışsınız abi boyaya. hadi şey oldu. Uzay grisi yazıyor. Bu işte tam şey. Olması gereken. Şaseden değil mi abi, bakıyorlar evet, buna? Şaseden bakılıyor. Ama boyacılar da şey var, cihaz var. Boya tanıma cihazı. Boya temizliyor. Hı-hı. Şeffaf olmayan işte yapıştırıyor. Orada okuyor. Şu boya diyor. Orada zaten aynısı çekiyor. Ondan yapılıyor. İşte ona göre rengi abi işte 50 gram, 100 gram ayarları rengine, güneşe göre bakılarak en güzel boya güneşte yapılıyor. O makine herhalde şey yarıyor. Ton farkını. Evet. Aha, ton farkını. Şu, işte şundan şu kadar koy diyor. Şundan şu kadar koy diyor. Öyle ölçüyor abi. Size ben şöyle madem elimde de göstereyim. Bunlar benim taktığım LED ampuller. Biraz taklit iş ama iyi aydınlatıyor. Sislerimizden feragat edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İşte şu braket çıktı bir tanesinde, diğerinde çıkmadı. Biz de bunu kesildi bu. Buradan oraya bir şekilde uyduruldu. Şu ayak yok tabii aynı zamanda. Bizim tamponla bunu da yaptı ustalar sağ olsunlar. Kameralar söküldü. Kameraları çift taraflı bantla yapıştırmışlar. Ama sağlam bayağı bir bant. Evet. Şey değil, basit bir bant değil. Biz ama şeyle yap, yani bizim ustamız metal telle şeyle. Bu file gibi kümeslerde kullanılır ya, onun daha teknolojik, daha küçüklü güzel bir telle yapıştırıldı. Böbreklerimiz de burada duracak, değişecek çünkü. Şeye çok takılmayın, şimdi takacağız biz de. Renk, işte bıyık dediğimiz o alttakiler nikelajlı olacak. Böbrek siyah olacak falan. Onlar gözümüzü tırmalarsa şeye gideceğiz. Bir ya kendim yapacağım siyah folyo alıp ya da bakarız hani bir yer buluruz. Şimdi ne yapıyoruz noktasında kameralar bunlar, etraflarını temizledik temizce otursun diye. Park sensörü de şimdi tampon yeni olacak ya, bunlar böyle eski gözükmesin diye contalarını yıkadık, önlerini temizledik, yani taktığımız zaman mis gibi çıkacak.
arkadaşlara gösterebiliriz artık. J'yi gördünüz. Seyit abi çok uğraştı. Ustam çok uğraştı. Bizim bu sol tarafa niye uğraştık? Levent abideyken küçük bir şey olmuş burada. Park yerinde. Orayı sıfırlamak için. Yani düzgün otursun diye. Ama hakikaten yani ustam çok şık iş çıktı. Plakayı sonra yapıştıracağım. Biraz plakasız binelim. O yüzden delikleri kapatmadık. Ben plakayı takıyorum abi. Plakasız ayıp olur. Asayişte şeyle. Ama abi ellerinize sağlık. Mis gibi çıktı. Arkadaşlar diyordu. Dedim Seyit abi hemen ilettim. Abi dedim arkadaşlar diyor ki eski tamponda açıklık fazlaydı. Burayı abi... Aynen. Abi ben de tamponu değiştiririz diye sizin başınızı didiklemeyeyim diye hiç şey yapmadım. Jilet gibi oldu abi. Ellerinize sağlık. Allah bir değil bin kere razı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Böyle olmadı mı? Olmaz. Neyse size daha farklı görüntüler birazdan ulaştıracağım. İşin sonuna geldik. Daha konuşacağız. Eş dost olmasa vallahi olmuyor bu işler. Yaklaşık 10-15 gündür bu işte uğraşıyoruz ama planlaması 2 aya dayanıyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Tamponu ben kendim buldum. Çıkma bulmak zorundayız. Gördünüz onu ama onun harici bu arabaya taktığımız parçaların hepsini MM Performans'tan aldık. Burada zaten videonun bir bölümü burada geçti. Onlar da M3 bir tane aldılar yakında. Onun içiyle uğraşıyorlar. Temizliyorlar, topluyorlar falan. Tamponu gayet güzel oldu. Bu alttaki ızgaralar ve nikelajları sıfır almak zorundaydık. Orijinal BMW. Şu böbrekleri ben kendim temin ettim. Gördüğünüz Instagram'da zaten. Onlar bile başlı başına bir tampon parası tutuyor. 7 serisi olduğu için. Yapacak bir şey yok. Onları temin ederken de hemen performanstan sağ olsunlar destek gördük. Onlar buldular. Çünkü bulmak da sıkıntı yok. Almanya'dan gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Sağ olsunlar. Umarım proje hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Yorumlarda yazın şu M3'ü, M4'ü falan bir test edelim. Stres yaptıralım. Neyse o işin şakası tabii ki. İnşallah daha güzel projeler olacak. Farlarımız yolda. Kasım gibi gelecek deniyor ama bakalım gelir gelmez. Yani belli olmuyormuşlar. Sabır etmeyi öğrendim bu projede. Bu arabada sabır etmeyin ne demek olduğunu gerçek anlamda öğrendim. Araba konusunda tabii hani hayatın diğer şeylerinde değil. Sabredeceğiz. İnşallah gelir. Arka tamponumuzu kesin yapacağız ama o belki 6 ay sonra falan olacak. En son yapacağım. Tavan, antresi tavanda dün bayağı bir araştırma yaptık. Fiyat aldık. O tamam gibi aklıma yattı. İstanbul'a yolum düşerse belki orada olacak. Belki Ankara'da. Bakacağız duruma göre. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim tipine dağıldık. Kusura bakmayın. Yoruluyoruz. Bir dahaki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.